Sevgili dostlar, Yokşaya gönül vermiş değerli arkadaşlar. Ben İrfan Kılıç, Türkiye Yokşay Aşkı grubunun kurucusuyum. Sıklıkla gelen bir takım sorulara yanıt vermek adına bir video daha çekelim dedik. Yetişkin Yokşayların bakımıyla alakalı bir video olacak. Bayağı sık sorular geliyor banyo ile alakalı, işte kulak bakımı, özellikle çoğu arkadaş gözlerinin akması ile alakalı sıkıntılar yaşıyorlar. Tırnak kesimi, genital bölgenin temizlenmesi, bunlarla ilgili yararlı olacağını düşündüğümüz bir video çekelim istedik. Konu mankenimiz Mina, daha sonra bir erkek Yorkshire ile de alakalı tüy bakımı, işte tiftikleşen tüyler nasıl açılır gibi detaylı video çekmeye çalışacağız. Öncelikle şöyle bir bilgi verelim. Gözler akar. Gözlerin akması herhangi bir sağlık problemi değildir. Bunu söyleyelim. Bu insanlarda da olan bir şeydir. Gece yattığımızda bütün hepimiz sabah kalktığımızda gözlerimizde çapaklanma olur. Bunun sebebi göz kanalı vardır bütün canlılarda. Göz kendini temizlemek için bir sıvı salgılar. Bu sıvı göz kanalından genize doğru akar. İşte akamayan kısım dışarıya taşar. Bu da kötü bir şey değildir. Yani gözdeki dışarıdan gelen tozlar, işte fark edilmeyen tüyleri temizlemek için göz kendini korumaya alır. Fazlası da kanaldan gitmediği için dışarıya doğru akar. Gayet sağlıklı bir olaydır bu. Bundan dolayı endişe etmeyin. Ama en azından 3 günde bir gözleri temizlememiz gerekiyor. Yani her gün yapabilme imkanımız varsa yapalım. Yapamıyorsak en azından 3 günde bir yapalım, silelim. Nasıl siliyoruz, ne kullanıyoruz? Bununla alakalı kısa bir bilgi vereceğim. Sıcak bir bardak suyun içerisine aktardan alacağımız papatya çiçeği. Bunu koyuyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra çiçekteki bir takım mineraller diyelim suya karışıyor. Bunu süzüyoruz ve bunu gözleri temizlemekte kullanıyoruz. Gayet faydalı ve etkilidir. Herhangi bir kimyasalla temizlemeye çalışmamıza gerek yok. Göz için sadece dediğimiz gibi papatya çiçeğinin suyu ve hanımların kullandığı makyaj temizleme pamuğu yeterlidir. Nasıl yapıyoruz? Bunu uygulamalı olarak görelim. Konu mankenimiz Mina'yı koyalım. Otur kızım benim. Gayet basit bir işlem. Çok fazla böyle zaman alan bir işlem değil. Bir tane pamuğumuzu alalım. Aldık. Islatıyoruz. Fazlasını şöyle hafiften sıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki detay şu. Gözün üstündekileri aldık. Bu altları şöyle aşağıya doğru yön verdik. Silme işlemini yaparken dışarıdan içeriye doğru. Çünkü genelde çapak bu bölgede biriktiği için buradan çekerseniz ve burayı aşağıya doğru alıyoruz. Burayı elimizle tuttuk. Tüylerini de alabiliriz. Şu şekilde birazcık ayırarak şöyle içeride varsa aldık. Bunlar aşağıya doğru. Evet. Daha sonra diğerini açıyoruz. Şurayı aşağıya doğru aldık. Bunlar yukarıya doğru. Evet. Yine yani burnuna doğru. Şu şekilde ki buradaki bakın çıktı şurada. Bu çapağı buradan kurtaralım. Ve daha sonra şu şekilde tüylerini alıyoruz. Yani sulanma gözde olur. Bir diğer sıklıkla gelen soru da şu. Arkadaşlar buradaki tüylerin bir uzama dönemi var.
Şimdi bu tüyler kısa olduğu zaman bu tüyler göze doğru çapraz geliyor ve gözün sulanmasına sebep oluyor. Bunun için arıyorlar bunları işte kısaltalım mı keselim mi? Şayet bunları kesmeye başlarsanız sürekli kesmek zorundasınız. Bunun yerine bırakın uzasın, bir süre sonra aşağıya doğru şekil alacaktır ve ondan sonra bu gözün içerisinde batma olayı ortadan kalkacaktır. Ama sürekli kısaltırsanız sürekli bu göze doğru uzamaya devam edecektir ve siz de sürekli kesmek zorunda kalacaksınız. Göz bakımı bu kadar basit. Bitti. Bu. İkinci olayda şöyle bir soru çok sıklıkla geliyor. Ne yapalım diye. Ağız kokusuyla alakalı. Arkadaşlar genelde dişte ya da diş etinde herhangi bir problem yoksa Yorkshire'ların ağzı kokmaz. Şimdi bazı arkadaşlar şunu karıştırıyor. Yorkshire'ların tüyleri uzundur. Şimdi bunlar yemek yediği zaman, mama yediği zaman bunlar mamanın içerisine giriyor. Arkasından su içtikleri zaman suyun içerisine giriyor, ıslanıyor ve bu bölgede bir koku oluşuyor. Bu ağız kokusu değil. Bunu tespit edin. Bu tüylerdeki mama artıklarının kokusu. Bunu da yine aynı bununla silerek temizleyebilirsiniz. Ağzında şayet koku varsa diş ve diş etlerini muhakkak kontrol edin. Çok uzun süre kuru mamayla beslenen Yorkshire'larda dişlerde tartar oluşuyor. Bu tartarları da zaman içerisinde temizlemek gerekiyor. O sararmaları özellikle kontrol edin. Çok fazla tabak olduysa bu da diş köklerine zarar veriyor. Dişin diş etinin ayrılmasına sebep oluyor. O da koku yapıyor. Ona da dikkat edelim. Dişlerle alakalı olay da bu. Yani buradaki kokuyu ağız kokusu olarak düşünmeyin. Kulaklarla ilgili bakın arkadaşlar. Yorkshire'ların kulakları dik ve içi dışa doğru açık olduğu için diğer düşük kulaklara göre çok daha fazla kirlenir. Herhangi bir sıkıntı yaşıyorsa şayet kulak içerisinde istenmeyen bir şey kaçmış olabilir, bir enfeksiyon başlangıcı, intihaplanma olabilir. Bunu dıştan fark edersiniz. Nasıl fark edersiniz? Hayvan kafasını sallar sağa sola. Yani istem dışı olarak kafayı sallar. Mesela yürürken sağa sola sallar, otururken sallar. Bu kulak içerisinde bir problem olduğuna işarettir. Ya da çok tatlı bir şekilde sürekli o kulak üzerinde bir kaşıma isteği hisseder. Bu da kulakta bir problem olduğu anlamına gelebilir. Kontrolünü nasıl yapıyorsunuz? Arkadaşlar kulak sadece kokluyorsunuz. İşte kontrol bu kadar basit. Kötü, çirkin, intihabımsı bir koku şayet alıyorsanız o kulakta bir problem vardır demektir. Tedavisini yani veterinere göstererek yaptırabilirsiniz. Genelde bu olay yıkama esnasında bazı arkadaşlar köpek şampuanı yerine kendi şampuanlarını kullanmayı tercih ediyorlar. Yanlış bir uygulama. Bunlarda kullanılan şampuanlar tuzsuz şampuanlardır. Bizim kendi kullandıklarımız yeterince durulayamadığımız zaman mantar yapar. Kulakların içerisine kaçan su ve bu köpük parçaları da kulak içerisinde mantar yapar. Bu da kokuya sebep olur. Bunun için bizim kullandığımız Mantazot diye bir tane krem. Bunu kulak içine uyguluyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kesinlikle hamile hayvanlarda uygulamıyorsunuz. Kortizonlu olduğu için düşük yaptırıyor. Bu bilgiyi de verelim. Yani öyle bir şey hissettiğiniz zaman dahi doğumun bitmesini bekleyin. Ondan sonra tedaviye başlayın. Ama en güzel tespiti dediğim gibi veteriner arkadaşlarımıza başvurarak yapabilirsiniz. Bizim daha önceden başımıza geldiği için bu konularda biraz bilgiliyiz. Ondan dolayı da kendi işimizi kendimiz halledebiliyoruz. Kulaklarla alakalı bakım da bu. Yani koklayacaksınız arkadaşlar. Bir koku var mı? Yani normalin dışında çirkin bir koku alıyorsanız o kulakta bir problem vardır demektir. Bir de genelde problemli olan kulakta düşme olur. Çok fazla hayvan onu dikemez. Oradan da anlayabilirsiniz. Birkaç yoldan anlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de böyle verelim. Geçelim gitsin.
Sevgili arkadaşlar, tırnak bakımı ile alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Dışarıda zaman geçiren Yorkshire'lar, yani işte gün içerisinde tuvaleti için dışarıya çıkan, asfaltta, kaldırımda gezen Yorkshire'larda tırnak kesimi yapmana gerek yoktur. Niye? Çünkü o dışarıda zaten yere sürttüğü için uçlarını törpülüyor. Ekstradan bir de tırnaklarını kesmeye gerek yok. Fakat evde zaman geçiren, dışarıya çok fazla çıkmayan Yorkshire'larda tırnak kesimini yapıyoruz. Arkadaşlar, şöyle bir makas, ağzı yarım ay şeklinde olan bir tırnak makası tedarik ediyorsunuz. Bu önemli. Bazı arkadaşlar evlerindeki kendi kullandıkları tırnak makasıyla kesiyorlar. İyi bir şey değil. Çünkü bizim tırnaklarımız düzdür, kesilir, fakat Yorkshire'ların tırnakları yuvarlaktır, daireseldir. İçi bir yere kadar dolu, bir yerden sonra boştur. Şayet yarım ay şeklinde olmayıp düz bir tırnak makasıyla keserseniz o tırnağı ezersiniz. Ezdiğiniz zaman da o tırnak çatlar. Çatladığı zaman da enfeksiyona açık bir hale gelir. Bu yüzden gayet uygun, her yerde de bulabileceğiniz bir tırnak makası tedarik ediyorsunuz. Nasıl kesilir? Arkadaşlar, bu olay, bakınız şimdi tırnaklarımız uzun. Burada bir dönme noktası var. Bakın bunu, dur bakalım kızım. Koyduk. Yatay. Böyle değil, şöyle. Ve vurduk. Yani mümkün olduğunca hızlı yapmaya özen gösterin, oyalanmayın. Sert bir şekilde yaparsanız hayvancağız da çok fazla huysuzlanmaz. Şuradan tekrar bir örnek olsun diye, çok da ürkütmeden daha sonra detaylı yaparız. Bakınız burada bir tırnak. Bu arada hayvanların ön patilerinde 5, arka patilerinde 4 tırnak olur arkadaşlar. Şurada da bir tane tırnağımız var yani. Bunu da unutmuyoruz. Tuttuk yatay. Ve kestik. Bu kadar basit. Çok dibe girmiyoruz. Çok dibe girmemeye özen gösteriyoruz. Uçlarından, kıvrım noktasından böyle yatay bir şekilde kesiyoruz. Şimdi tüy bakımı konusuna gelelim. Yani bizimkiler şu anda biraz kısa tüylü. Gebelik esnasında biraz kısaltmayı tercih ediyoruz. Yavrular çünkü çok fazla emmek için ayaklarını kullandıklarından tüyler çok hızlı karışıyor. Anne de tedirgin oluyor. O yüzden biraz kısaltıyoruz. Yani günlük olarak tarayın. Yorkshire'ların tüy yapısına uygun tarak modeli budur arkadaşlar. İğneli dediğimiz şöyle bir tarak. Gayet basit, yumuşak bir şekilde yönünü belirleyerek tarıyorsunuz. Evet. İşte bunu günlük olarak bir 5 dakikaya ayırırsanız gayet sağlıklı ve bunlar şimdi derisine sürttüğü için de orada bir canlanma oluşuyor. Tüy sağlığı açısından da iyi. Kafa kısmını aldık. Geriye doğru gözlerini, şu arayı, bakın şöyle şekil vererek, evet, evet, yanak kısımlarını dediğim gibi şöyle aşağıya doğru. Bunlar uzadığı zaman tabii ki normalde de bu şekilde duracak. Böyle tarıyoruz. İşte bu kadar. Kuyruğu yine şöyle vurdura vurdura. Dayanlar bu işi daha iyi becerirler. Tabii. Şu şekilde. Evet. Tarama işi de bu kadar basit. Hiçbir zorluğu yok. Eğer yavrunuz kendini taratmıyorsa muhtemelen daha önceden ya da işte dolaşmış, birbirine girmiş, tiftikleşmiş tüyler vardır. Bundan dolayı tarattırmaz. Çünkü tarak takıldıkça canı yanar. Öyle bir erkeğimiz var. Onun nasıl bir işlem uygulayacağız, onu göstereceğim. Neden bahsettik? Gözlerden bahsettik. Gözlerin temizlenmesi. İşte buradaki tüylerin kokmasının sebebi.
Kulakta herhangi bir sorun var mı? Buna baktık. Tırnak kesimini yaptık. Güzelce taradık. Bakımı bitmiş oldu aslında. Şayet şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer yavrunuzu alıştırdıysanız diş fırçalamaya, böyle bir diş fırçası tedarik ediyorsunuz. Bunların kendi diş macunları da var. Onunla her gün olmasa da yine 2 günde, 3 günde bir dişlerini fırçalayarak da temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Arada sırada sert ödül mamaları verin. Uğraşabileceği kurutulmuş kuzu bacağı var özellikle. Kurutulmuş vaziyette. Onu kemirirken dişlerinin üzerindeki işte o tortuları, tartarları da temizliyor bir yerde. Onu da kullanabilirsiniz. Çok aşırı derecede dolaşmış tüylere sahip Yorkshire'larda tüy açıcıdır bu. Yani bundan sıkabilirsiniz, bunu kullanabilirsiniz. Ben zaman zaman kullanıyorum. Tiftikleşmiş yere sıkıyorsunuz, yumuşak bir şekilde tarıyorsunuz. Tüylerini dümdüz açıyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra arkadaşlar, eğer uzun tüylü bir dostunuz varsa evde bu şekilde bir ara makası illaki tedarik ediyorsunuz. Ara makası gayet basit. İşte kuaförler de kullanıyor. Bu makas önemli. Bundan bir tane tedarik edin. Şimdi birazdan bunu kullanacağız. Bu kızımızla ilgili işlem başka yok. Yani şuradaki tüyü zaman zaman kısaltabilirsiniz. Şurayı. Yani çok da gerek yok aslında. Çok fazla problem yaşarsanız eğer bunu yaparsanız, yaşamazsanız bırakın bu kendiliğinden uzasın ve aşağıya doğru insin. Yavrulardaki bakım daha farklı bu bölgeyle ilgili. Onu yavru videosu çekeceğiz. O yavru bakımını da size göstereceğiz. Evet, bu kadar. Şimdi erkeğimizi alalım. Dolaşmış tüylerine nasıl bir işlem uygulayacağız? Onu yapalım. Sevgili dostlar, şimdi erkek bir Yorkshire'ın tüy bakımıyla alakalı ya da şöyle söyleyeyim daha güzel olacağını düşünüyorum. Kendini çok fazla tarattırmayı sevmeyen, tüylerinde zaman zaman problemler yaşadığımız bir Yorkshire'ın tüy bakımını nasıl yapacağız? Bununla alakalı birkaç bilgi paylaşacağım. Bu sorular sık geliyor. Yani genelde tıraş ettiriyorlar. Aslında tıraş ettirmeden önce de bu işlemi uygulayarak tüyleri kurtarabiliriz. Yaz ya da kış hiç fark etmez. Tıraş ettirmek çok fazla iyi, sağlıklı bir şey değil. Bu tüyler özellikle yazın hayvan rahat etsin diye tıraş ederler, ettirirler daha doğrusu. Halbuki iyi bir şey yapmıyorlar. Bu tüyler güneş ışığından koruyor derisini. Biz bunların tüylerini kısalttığımız zaman derileri güneş ışığına maruz kalıyor. Bu da bir takım sıkıntılar yaşatıyor. Dolayısıyla güzelce tarayalım, bakımını yapalım. Tıraş ettirmeye bile gerek yok. Şimdi bu yavrumuzun bir takım bölgelerinde gel bakalım şöyle. Bakın şöyle bir yer bulalım göstereyim. Bir saniye. Bak işte burada var. Dur. Bakın. Gördünüz mü? Bu birbirine girmiş. Buradan bağlanmış. Bakın bu. Görüyor musunuz? Zaten yapısı bozuk. Bunu ne yapıyoruz? İşte bu bizim için bu ara makası önemli. Bu ara makasıyla arkadaşlar şuradan alıyoruz. Bakın dolaşmış yeri her tarafa almamız gerekmiyor. Gördüğünüz gibi ara makasıyla bu dolaşmış bölgeye geldi. Bunu neden şu makasla kesmiyoruz? Bu tüyün yapısını bozar. Komple keseceği için orada tuhaf, şekilsiz bir kesim oluşur. Ondan dolayı bu makası kullanmıyoruz. Ara makası kullanıyoruz. Gayet basit. Dolaşan yerleri tespit ediyoruz. Ve bununla düzeltiyoruz. Bakalım bir tane daha bulalım. Dur bakayım oğlum. Bir örnek daha verelim.
Bakın şurada da var. Görüyor musunuz? Bakın. Biraz önce kestiğimiz yer zaten bu. Bak burada var. Şurayı gördünüz mü? Hemen bulduk. Kaçırmayalım. Bakın şurası. Gördünüz mü? Bakın. Bu ara makasıyla yaptığınız zaman uzunlu kısalı bir tıraş olur. Gördünüz mü? Bakın bunlar. İşte bu parçaları bu ara makasıyla keserek temizliyoruz. Şimdi burada erkek yorkshire'larla alakalı bir bilgi de şu. Şimdi şu bölgede arkadaşlar, duralım bakın. Bu yani pipisinin ucundaki tüy. Bu tüy çok uzun olduğu zaman hayvan bacağını kaldırdın da esasında bu tüyün amacı idrara yön vermektir. Şayet çok uzun olursa sağa ya da sola doğru o tüy yatar, bacağına idrar gelir. Ya da onu çok fazla dikten keserseniz bu sefer yine yön veremeyeceği için göbeğine doğru idrarını yapar. Onun orta hali, ben şimdi bunu kesmeyeceğim çünkü daha önceden düzeltmiştim ben onu. Yani orta hali yön verebilecek şekilde ayarlayacaksınız. O zaman işte o idrar ya bacağına ya göbeğine gitme olayından kurtulmuş olacak. Bu da böyle. Başka bu... Dur bakın. Bakımla ilgili başka herhangi bir bilgi yok. Kulakları kontrol ettik, gözü kontrol ettik, tırnak bakımıydı. İşte tüydeki yerleri dediğimiz gibi bunu kullanıyoruz. Kulakta herhangi bir enfeksiyon varsa kullanacağımız bu. Şayet tüylerde çok dolaşma varsa bunu sıkarak tarıyoruz. Çok sert değil, akışına bırakıyorsunuz. Kendiliğinden o akarak dolaşmış tüyleri açıyor. Dediğim gibi bu huysuz bir erkek. Biraz zorluyor bizi tararken ama zor da olsa tarıyoruz. Banyo nasıl yaptırılır? Birazdan onunla ilgili görüntüleri çekeceğiz. İşte kulağına su kaçmaması için kafası nasıl yıkanacak? Bununla ilgili bir banyo yaptırarak detaylı bir bilgi vereceğiz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Banyo ile ilgili videomuzu da tamamlayalım. Ne soğuk ne sıcak, orta derecede. Biraz belki ses zor gelebilir. Suyun sesinden dolayı. Evet. Hoppala. Dikin bakalım kızım. Öncelikle tamamıyla ısıtıyoruz. Kulak kısmı arkadaşlar şu şekilde, yani geriye doğru yatırıyoruz. Geriye yatırdığımızda iç kısmına su kaçmaz. Bu yanakları, önemli olan burun deliğine dikkat ediyoruz. Yani kimileri lifle falan yıkıyor. Artık nasıl aldı derseniz. Kafa kısmını en son yapıyoruz. Şöyle güzelce köpürtelim. Özellikle şu bacakları. Evet. Yani güzel durulamak gerekiyor. Ona dikkat edin.
Şurasını da ekliyor. Elizabeth Hanım. Benim nasıl gibi kokacak benim kızlarım. Evet arkadaşlar, yüz bölgesi nasıl yıkayacağız? Bir kere bu kullandığımız şampuanlar göze herhangi bir zarar vermiyor. Şöyle, özellikle şu gözleri şu şekilde, kulakları şu şekilde. İçine kaçmayacak şekilde içerisini yıkıyoruz. Sonra bu göz bölgesi şöyle baş parmağımızla, sonra yanaklar, buradaki tüyler için kokuyor demiştik ya, şöyle çok fazla burnuyla ilgilenmiyoruz. Şöyle masaj yapar gibi. Bu şekilde yıkadık. Hafiften masaj yapar gibi. Nasıl duruluyoruz? Şöyle. Burun kısmını şu elimizle kapatıp buradan böyle aşağıya doğru burnuna kaçmasını engelliyoruz. Şu şekilde. Kulaklar dikkat etseniz yatık geriye doğru. Dolayısıyla içine su kaçmıyor. Şu şekilde. Evet. Yine burnuna dikkat ediyoruz. Şu bölgeye. Mümkün olduğu yakın tutuyoruz ki şu şekilde fışkırmıyor. Bakın üzerinde böcek varsa da şurada gözüken siyah nokta, bu bir böcek. Yani dışarıya çıkmasa da bazen biz taşıyabiliyoruz. Kullandığımız şampuanın bu böcekleri, yani bitleri, pireleri öldürme özelliği olduğu için bunu yıkama esnasında gördüğünüz gibi öldü. Yani bunu kullandığımız zaman neye gerek kalmıyor? Ense damlasına gerek kalmıyor. Evet. Burnuna dikkat ediyoruz. Burnuna su tutmuyoruz. Ve banyo işlemimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Nasıl kurulacağız onu da biraz sonra tekrar videoya alacağız. Onu da göreceksiniz. Şöyle aldık. Şöyle kuyruğundaki, patilerdeki fazla suyu sıkarak suyu azalttık. Daha sonra bir tane dediğim gibi havlumuz üstüne koyduk ve ters çevirdik. Bu şekilde sarıyoruz. Havluyla suyumuzun fazlasını alıyoruz. Evet, benim güzel kızım. Havluyla artık kulakların içerisindeki fazla suları şekilde biraz böyle bekletiyoruz ki havlu fazla suyu iyice çeksin. Daha sonra da fön makinesiyle kurulayacağız.
Evet. Buyur benim güzel kızım. Oh, mis gibi oldu. Ne yapacağız kurulama işlemi? Evet, aldık. Böyle sallanmasına bir müsaade edelim. Sallanırsa. Evet. Evet. Güzel. Suyumuzun fazlasını aldık. Burada dikkat etmemiz gereken tam anlamıyla kurulamıyoruz. Mutlu oluyorlar. Kendilerine gidiyorlar işte o halıya malıya üzerinde yuvarlanıyorlar falan. Birazcık nemli bırakıyoruz. O şekilde kendini de temizlemesini sağlıyoruz. Şöyle birbirlerinden şekil vermek adına şöyle. Buraları hafif nemli bıraktık. Şimdi içeriye gidecek. Kendini kurutacak. Banyomuz da işte bu kadar. Yani kışın ayda iki kere, yazın haftada bir, 10 günde bir olabilir. Ya da dışarıya çıkartma sıklığınıza göre uzayıp kısalabilir. Bu kadar sevgili dostlar. Yetişkin Yorkshire'larla alakalı yapılması gereken bir takım bakımlardan bahsettik. Bu sorular geliyordu. Sorular üzerine bu videoları çekiyoruz. İşte gözdeki akıntı, ağızdaki koku, tırnak bakımı, kulaklarda herhangi bir enfeksiyon var mı yok mu? Banyosu kurulamasıyla alakalı bir video çektik. Umarım faydalı bir video olur. Kafanıza takılan herhangi bir sorun, bir problem, çözemediğiniz bir olay olursa da telefonlarımız grupta mevcut. Ulaşabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Önemli olan bu canların sağlığı, huzurlu bir ortamda yaşamaları. Bununla alakalı elimizden gelen bilgiyi tabii ki veririz. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi tam kurulamıyoruz. Buraları kendi şimdi içeriye gidecek koltuğun üzerinde biraz debelenecek, yuvarlanacak, kendi kurutacak. Bu kadar nemli bırakmanızda herhangi bir sorun yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gruba katılmayı unutmayın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.